Nisan kutlu olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Toprak. Umarım hepiniz iyisinizdir. Malum etrafta koronavirüs dolaşıyor. Hepimiz dikkatli olmamız lazım. Hem de çok dikkatli. Benim iki tane çok yakın arkadaşım var. Bunları siz de tanıyorsunuz. Çamur ve Su. Bakalım bizim Çamur ve Su dikkatli oluyorlar mı? Hep birlikte görelim. Ama nerede kaldılar acaba? Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Evet, Su'nun online dersi var. Onu biliyorum. Peki ya, Çamur'un nesi olabilir ki? Olsa olsa online oyunu vardır onun da. Neyse, en azından onlar gelene kadar biz de onlara küçük bir sürpriz hazırlayalım. He? Ne dersiniz? Bakalım pandemiden koruma kurallarına uyuyorlar mı? Hep birlikte görelim. Şimdi hazırsanız hemen malzemelerimi tartayım. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi bir adet metre, 3 adet sosyal mesafe işaretçilerimiz, onlar da böyle gördüğünüz gibi, ve birkaç adet afişimiz ve broşürümüz var. Ve son olarak tabii ki bir adet çamur ve bir adet su. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsak hemen malzemelerimizi kurmaya başlayabiliriz. Ve ardından çamur ve suyu beklemeye koyulalım. Bakalım neler olacak görelim. Hadi başlayalım. Ne alıyoruz? Buraya. Şimdi yapalım. Tamam. Güzel. Bunu da buraya koyduk. Bunu da çok güzel oldu. Bunu da buraya. Evet. Mükemmel oldu. Toprak! Anneciğim! Ay, sen mi diyorsun ya? İlahi Toprak, çok komiksin. Korkuttun mu seni? Korkutmak mı? Ödümü patlattın Su. Tamam, çok özür dilerim. Bir daha. Hem sen ne yapıyorsun bakayım burada? Hiç. Hiçbir şey. Ya, bir şeyler yapıyorsun. Hem ne var orada? Ya ben aslında bir sosyal deney yapma peşindeyim. Sosyal deney mi? Evet. Bir bak bakalım. Sosyal mesafe işaretçileri. Sen de sanırım sosyal mesafeyi ayarlıyorsun. Evet Su, bildin. Sosyal mesafe. Sosyal deney bunun neresinde? Ya şurasında. Ya ben senle Çamur'a bir sürpriz hazırlayacaktım. Hı. Sosyal deney deneklerim siz olacaktınız. Bakalım mesafeye ne kadar uyuluyor onu test edecektim. Deneklerin biz miydik yani? Evet. Ama sanırım sürprizim suya battı. Yok, batmadı. Bak, bence ne yapalım biliyor musun? Birazdan Çamur gelecek. Bence bu sürprizi ona yapalım. Bakalım biliyor muymuş? Hep birlikte görelim. Harika fikir. O zaman hemen hazırlanın ve Çamur'u beklemeye koyalım. Tamam. O zaman sen bunu al. Bunlar ne? Biraz. Bunlar afiş ve broşürlerimiz. Benim maskem seni. Evet. Senin maskem beni korur. Evet. Çok güzelmiş bu. O zaman ben bunu en güzel yere asayım. Nereye asayım? Da temizlik maske. Tabii ki mesafe. Evet, bunu da buraya asalım. Bence oldu. Evet, çok güzel oldu. Ay, heyecanlandım şimdi. Ben de çok heyecanlandım şimdi. Şimdi Çamur nerede? Çamur gelmek üzeredir. Birazdan gelir. Geliyor sonra galiba. Aynen. Evet arkadaşlar, tamam. Ses de olalım ve bakalım Çamur'un tepkisi ne olacak. Sakin ol Toprak, ben de çok merak ettim. Geliyor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Merhaba Çamur. Merhaba Su. Merhaba Çamur. Merhaba Çamur. Merhaba Çamur. Aman canım. Merhaba işte. Girdin mi bakalım bugün derse? Evet. Sınıf tamdı. Dolu dolu bir ders işledik. Ders mi? Online oyun olmasın o? Evet. Aslında online oyun oynamak için mükemmel ders videoları izledim biliyor musun Toprak? Ya vaktini böyle şeylere boşa harcamamalısın Çamur. Vaktini daha faydalı şeylere ayırabilirsin Çamur. İyi ama hiç oyun oynamayacak mıyız? Oynayacağız elbette. Oyunsuz olmaz tabii. Ne bekliyoruz? Hangi oyundan başlayacağız söylesin sen. Ya ilk önce bize bir şey için söz vermen tamam, gerekiyor. Tamam, benim niçin söz verecekmişim? Ama söz verip sözünde duracaksın Çamur. Evet, söz verip sözünde duracağım. O zaman sosyal deneyimizin sonucunu açıklıyorum. Bu deney burada dur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Çamur sosyal deneyde başarısız oldu. Sosyal mesafe işaretçilerini fark etmedi bile. Yani sosyal deneyimiz olmadı.
Hayır Çamur. Şey ama ben... Hiç savunmaya geçme Çamur. Dikkat etmedin ve sosyal mesafeyi her defasında bozdun. Şey, sanırım haklısınız arkadaşlar. İşte, internette boş boş oyun videoları izleyeceğine daha faydalı şeyler izleyebilirsin Çamur. O zaman bundan sonra daha faydalı şeylerle ilgilensem daha iyi olacak. Harika. Şimdi bize bir söz ver ve bu söze sadık kalacağını buradan tüm arkadaşlarımıza duyur. Aha. Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Çamur, ben çamur, o kısmı çok daha an geçtik. İstersen direkt konuya gel. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Direkt konuya gelecek olursak, maske ve temizlik kadar önemli bir diğer konu da sosyal mesafe değil. Şey, ne kadardı? İki kişi arasında bulunması gereken en az mesafe 1,5 metredir. Evet arkadaşlar, 1,5 metre. Ben az önce hata ettim ve bu fiziki kurallara uymadım. Fiziki kurallara uymazsak ne oluyordu? Damlacık yoluyla bulaşan COVID-19, yani koronavirüse bulaşıyorduk. Evet, koronavirüse yakalanıyorduk arkadaşlar. Ben az önce bu kurala uymadığım için sizleri riske attım. Özür dilerim arkadaşlar. Ama size söz veriyorum, bundan sonra fiziki kurallara çok ama çok dikkat edeceğim. Ve sözümde duracağım. Muhteşem. Harikasın Çamur. Biliyorsunuz arkadaşlar, benim en büyük özelliğim sadık olmak. Söz verdiysem tutarım ha. Bu işte hallettiğimize göre artık rahat rahat oyun oynayabiliriz. He? Evet evet evet. Oyun oynamaya gittik değil mi? Şey, arkadaşlar aslında bu süreçte oyun oynamak hiç değil, bir fikir değil. Ama neden? Evet. Neden Su? Ya çünkü koronavirüs her yere yayılmış durumda. Yanı başımızda, her yerde olabilir. Yani eğer koronavirüse yakalanırsak ve bizim bağışıklık sistemimiz güçlü olduğundan hiç fark etmeden taşıyıcı olabiliriz. Taşıyıcı olunca ne oluyor ki? Evet, ne oluyormuş ki? Ya ne olacak, koronavirüsü sevdiklerimize bulaştırabiliriz. Daha da kötüsü, sevdiklerimiz arasında kronik hastalığı olanlar olabilir. Aynen, asıl işte onlar için durumun daha da kötü olmasına sebep olabilir. Hayır, sebep olmayalım. Ben sizleri, babaannemi, dedemi, ninemi, halamı, amcamı, ben hepinizi çok ama çok seviyorum. Ne olur kimseye bir şeycik olmasın. Yani o yüzden oyun oynamalarımıza bir süre ara vermek çok iyi bir fikir olabilir. Evet iyi, hayır ama canım, oyun oynamak... Hayır, Su haklı. Sırf bir anlık eğlencemiz yüzünden sevdiklerimizin sağlığını yok sayamayız. Hatta hiç tanımadığımız başkalarının da sağlığını yok sayamayız. Haksızlık olur bu. Of. O zaman ne yapalım? Biraz daha sabredeceğiz. Sabredeceğiz ya, eski günlerdeki gibi güzel oyunlar oynayabileceğiz. Ama temas etmeden de güzel aktiviteler yapabiliriz. He? Gerçekten mi? Evet. Ne gibi? Tablette oyun oynamak gibi. Hayır Çamur, kitap okumak gibi. Yani hep tablet, hep oyun oynamak olmaz tabi. İyi ama siz hiç oyun oynamıyorsunuz ki. Eğer eski alışkanlıklarımıza şimdi mesafe koymazsak, sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. O yüzden neydi? Biraz daha sabretmek. Ve oyunlara ara vermek lazım tabii. Hayat normale dönünce de söz istediğin tüm oyunları oynayacağız. İyi bakalım, öyle olsun. O zaman ben de bekleyin. Ne oluyor? Vazgeçilmez oyun arkadaşım. Zıp zıpla oynarım. Zıp zıp mı? Zıp zıp o da mı? Kim? Ne komik ismi varmış ya. Hiç de bile. Komik falan değil. Aksine oldukça eğlenceli. Tanıştırayım. Hop. Ta 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 ta. İşte zıp zıp. Aa, ne muhteşem bir şeymiş bu zıp zıp. Evet arkadaşlar, bu işi de hallettiğimize göre artık kitaplarımızı okuyabiliriz. İyi ama bende hiç kitap yok ki. Onu nasıl yapacağız? Ya sen hiç merak etme, benimkileri paylaşabiliriz. Hatta istersen Büyükşehir Belediyesi'nin e-kütüphanesinde binlerce kitap okuma imkanımız da var. Vay be! Bak bunu hiç bilmiyordum. Bu muhteşem bir şeymiş işte. Hı-hı. Tableti faydalı nedenler için kullanmak mükemmel bir fikir ya. Hep kesinlikle benim. Öyle. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben hemen gidip Bremen Bızıkacıları kitabına bakayım. Oho! Daha bir sürü kitap var. Görüşürüz. Görüşürüz Çamur. Su görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Topak. Görüşürüz Çamur. Topak görüşürüz. Çamur görüşürüz. 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 Gel buraya, seni yaramaz çocuk gel. Ay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha bu arada
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bayram sevinciniz ve kutlama mesajlarınızı yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyoruz. Görüşürüz.